Asiye Türkan'ın kaleminden Mısır, Bosna ve tarih. Gündeme bomba gibi düşen haber, Mısır'da ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi mahkemede kalp krizi geçirdi. Dünya Mahkemesi'nde kendi koydukları orman kanunlarına uymadığını düşünenlerin ellerinde yargılanırken Allah kulunu kendi mahkemesine aldı. Arkasında birçok dualar ve güzel anılmalar bırakarak bu kutlu yürüyüşe ve mücadeleye hayatıyla şahitlik eden güzel insan, hiç tanımadığı binlerce Müslümanların bütün dünya ülkelerinde gıyabi cenaze namazıyla toprağa verilmek üzere bu dünyaya veda etti. O bir ümmetti, kendi imtihanını verdi ve Hakk'ın rahmetine şahit oldu. Muhammed Mursi ne ilk ne de son olacaktı. Her zor dönem haksızlıklar karşısında mücadele veren yiğitleri bağrında barındıracaktı. Bu yiğitler de tarihe altın harflerle yazılacaktı. Her dönemde bilge insanlar çıkacak ve arkasında bu bilgiyi anlamak için birçok kitaplar yazılacak, bu güzel insanların kitapları okunacak ve onun gibi olma mücadelesi verilecekti. Böylesi bir mücadele veren Avrupa'nın göbeğinde bir bilge daha vardı. Aliye İzzet Begoviç. Acıların izlerini hala silinmediği Bosna topraklarında tarihe Bilge Kağan olarak yazdığımız İzzet Begoviç'in mezarı başındaydım geçen hafta. Bilge Kağan'ın mezarı yaşayışı gibi sade, bir tabur şehidin içinde ibretlerle dolu bizleri karşıladı. Rahman'ın bütün güzelliklerini, bereketli topraklarını sunduğu güzel topraklarda hayal kırıklığım ise kelimelere dökemeyeceğim şekilde çoktu. Acılar ne yüreklerden ne binalardan silinmediği halde gördüklerim ve şahit olduklarım Bilge Kağan'ın o topraklarda hiç anlaşılmadığıydı. 1990 yılında evliliğim akabinde Almanya'ya ilk bitmek bilmeyen yolculuğumu yapmıştım. Çok fazla sürmedi, savaş patlak verdi. O yıllarda birçok acıları dinledik canlı şahitlerden. Yüreklerimiz parça parça oldu. Elimizden de pek fazla bir şey gelmemişti. Aynı yollardan tam 14 yıl sonra anca geçebilecektik. Savaşın izleri unutulmasın diye yerde bıraktıkları savaş güllerinde değil, yüreklerde yer eden Tito sevgisindeydi. Rehberimizin iki kelimesinden biri Tito'ydu. Ve özlemler Tito gibi bir liderin olmasından yanaydı. Ne zaman anlatacak diye beklediğimiz Bilge Kağan ismini verdiğimiz Aliye ise bütün gezi boyunca ağzından ancak iki defa çıkabildi. Acılar ne yüreklerden ne de binaların üzerlerinden silinmemişti. Lakin beklentimiz hayal kırıklığı ile karşılık buldu. Misafirperver olmadıkları da bir gerçekti. Çok sıcak günlere denk gelmemize rağmen soğuk karşılayışlar Almanya'da bile beni bu kadar rahatsız etmemişti. Hele de kendini komünist Müslüman olarak tanıtan bir beyin bize İslam dersi vermesi bardağı taşıran son damla oldu. Ve Bosna'daki son saatlerimi ikinci defa Bilge Kağan'ın başında geçirmeme sebep oldu. Bilge Kağan'ın başında beni duymadığını bildiğim halde ağlayarak konuşmalarım belki de sistemlerim oldu. Gerçi sistemim ona değil, onu anlamayan, davasını anlayıp anlatmayan halkınaydı. Sanki beni doğrularcasına, başlarında öğretmenleri ile ziyarete gelen sanırım 6. ya da 7. sınıf okul öğrencileri oldu. Öğretmenden tek duyduğumuz Fatiha'ydı. Eller açıldı, ağızlar hareket etti ve hiçbir anlatımda bulunmayan ay yıldız şeklinde yapılan mezarın etrafından dolanarak çekip gidildi. İşte benim koptuğum an bu an oldu. Bütün şehir ayaklar altında, yatan şehitler de gözler önünde. Bir tarafta Osmanlı askerlerinin mezarları, diğer tarafta Bosna şehitleri, gazileri, etrafında acıların izleri, yaşanan evler ve dünyanın zevkleri. Sonunda dillerde ise
her evin önünde mezarlık dikseler, her baktığın yerde her nefes ölümü ayrı ayrı tadacaktır diye yazsalar, yine de anlaşılmayacağı, özentiler ile hayatın sonlanacağı oldu. Yine bu dünya acılara şahit olacak, bu acılar içinde analar, yiğitler doğuracak, o yiğitler zamanın öznesi olacak, sonra ölümün acısını tadacak, arkasından edebiyatlar yazılacak ve tarih her zaman tekerrür etmeye devam edecek. Ve selam.